Evet, Üniversite TV'den herkese iyi akşamlar. İstanbul Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan yine çok önemli konu ve konuklarla karşınızdayız. Bugün hayatımızda herkesin ihtiyacı olan bir meslek, meslek dalı, aynı zamanda ölümden doğuma, evlenmeden boşanmaya, kavgadan gürültüye, sevgiden hüzüne, her alana dokunan hukuk sektörü ve avukatlık, yani adalet kısacası. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü konuğumuz. Çok önemli konuları konuşacağız. Çok önemli konulara değineceğiz. Önce bir onları tanıyacağız. Daha sonra ben sormak istediklerimi soracağım. Daha sonra onlar neler yaptıklarını anlatacak. Lütfen bizi izleyin. İstanbul Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan yine bütün Türkiye ve Avrupa'ya çok önemli bir konu ve konuklarla sesleniyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk, hoş Merhaba. bulduk Hanımefendi, Arda Bey. hoş geldiniz. Evet, sırasıyla önce hanımlar sizden Hoş başlayalım, bulduk. sizi Teşekkür tanıyalım. ederim. Ben Bengi Başkılıç, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hukuk Kulübü'nün yönetim kurulundayım. Başkan yardımcılığını yapıyorum. Başkanımıza yardımcı oluyorum. Aynı zamanda sırası gelmişken biz işbirliği halinde olduğumuz kişilere manevi üyelik veriyoruz. Yani siz de bizim kulübümüzün manevi üyesi olarak hem kartınızı vermek istiyorum. Aa, süper. Şimdi ben de artık bir hukukçu mu oldum? Manevi bir hukukçu. Evet. Bundan sonra ayağınızı denk alın. Ben de bir hukukçuyum. Manevi de olsa böyle Evet. fahri doktora falan hoş oluyor. Ben de şu Evet. anda birçok kulübe üye oldum. Organizasyon kulübü, mimarlık kulübü, dans kulübü falan, ama hukuk kulübüne üye olmak bize bugün nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Çok Rica ederiz. naziksiniz. Eliniz boş gelmedi. Rica ederim. Bunu Rica ben ederim. şöyle kalbimde saklayacağım. Teşekkürler. Çok Evet, Sayın teşekkür ederiz. Başkan, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Harun Bey. Ben İbrahim Halil Turan. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hukuk Kulübü'nün başkanlığını icra ediyorum bu yıl. Kaç yıldır? Şöyle ben 3 yıldır kulüp yönetimindeyim fakat bu yıl başkanlık kısmet oldu. Harika. İşin özünde İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü'nü, Hukuk Kulübü ailesini temsilen buradayız. Biz bireysel olarak değil, onları temsilen buradayız. Onların da çok çok selamlarını getirdik sizlere. Teşekkür ederiz. Aleyküm Çok selam. teşekkür ederiz bize ses hakkı verdiğiniz için, söz hakkı verdiğiniz için. Hem yeni yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. Yeni yeni yerlere, daha güzel yerlerde sizleri görmek istiyoruz. İnşallah, inşallah. Bu kanal sizin kanalınız. Bu kanal Evet. hepimizin kanalı. Ben de İletişim Fakültesi öğrencisiyim şu anda. Burada üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, herkes rahatlıkla gelip bütün Kendini ifade edin. ne istiyorsa her şeyi rahat rahat konuşabilir. Evet. Burada hoca yok. Ama Rütük var. Rütük kurallarına uyuyoruz. Rütükçü abilere buradan selam. Evet, biraz üniversitenizi tanıyalım. Sizleri nereliydiniz? Ben aslen Şanlıurfalıyım. Urfalısınız. Ve yayının en başında da bugün çok özel bir gün. Yeğenim Recep Selim'in doğum günü bir Ha, yaşına süper, girdi. süper. Buradan hem bütün ailemizi hem de annesini babasını tebrik ediyorum. Recep'e Muhakkak mutlu yaşamlar diliyoruz. evet muhakkak vatana millete ailemize yaraşır bir yaşam sürer inşallah. İnşallah Urfa'da mı büyüdünüz? Ben Şanlıurfa'da doğup büyüdüm. Bir 4-5 yıldır da İzmir'de yaşıyoruz. O zaman ben artı yapayım. Ben Kahraman Maraşlıyım. Kahraman demeyince biz kızıyoruz. Size de Şanlıurfa Evet. demek lazım. Evet, Özellikle Şanlıurfa. düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Şanlıurfa'da doğdunuz, Evet. büyüdünüz ve daha sonra Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandınız ve kaç yıldır İstanbul'dasınız? 3 yıldır 3 İstanbul'dayım. yıldır Evet. İstanbul'dasınız. Sevdiniz İstanbul'u. İlk başta gelirken tabii ki bütün öğrencilerin bir endişesi oluyor. Çok kalabalık, çok mega bir kent. Nüfus sayısı olarak her türden, her ırktan insanın olduğu bir memlekette yaşam sürmek kolay değil. İlk başta onun endişesi oluyor ama çekici bir yanı da var. Bırakamıyorsunuz. Bence İstanbul gelip ziyaret edenler için çok güzel ama yaşayanlar için ayrı bir Evet. güzel bence. Boşa dememiş Napolyon. Dünya tek bir ülke olsaydı Evet. başkenti İstanbul Evet, olurdu. İnsan İstanbul'da aç da kalsa, susuz da kalsa insanı İstanbul'a bağlayan özel bir bağ var. Bu bağı da kimse ne görüyor, evet. ne duyuyor, ne de hissediyor, ama
İstanbul'u özlüyor insan. Evet. Kesinlikle İstanbul'u özlüyor. Üniversitemize gelelim. Üniversitemiz nasıl, beklediğin gibi oldu mu? İmkanları iyi mi? Hukuk fakültesi okumak biraz seçicilik gerekir. Hoca kadrosu, sosyal imkanları, ulaşımı, konaklaması. Bunlar nasıl oldu, o süreçlerden biraz bahseder misiniz? Bir kere İstanbul demişken şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da üniversite okuyan bütün öğrenciler için söylüyorum. Bir İstanbul diploması var. Bu şehirde okuyan öğrencilere manevi olarak veriliyor. Bir güç veriyor. Evet, bir güç veriyor. İstanbul'da İstanbul diplomasını alan öğrencilerin meslek hayatlarında çok daha farklı olduklarını düşünüyorum. Özgüveni yüksek oluyor. Özgüveni yüksek, hayat tecrübeleri çok daha fazla oluyor. Ve bu ayrıca bir diploma gibi görüyorum ben bunu. İstanbul Aydın Üniversitesi hakkında konuşmaya gelirsek, İstanbul Aydın Üniversitesi doçent doktor Mustafa Aydın'ın kurduğu bir üniversite. Gerek eğitim kadrosuyla, akademisyenleriyle, çalışanlarıyla, öğrencileriyle çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar eğitime. Ve özellikle ben hocalarımızı çok beğeniyorum. Bütün fakültede hocalarımızın verdiği eğitimden çok memnunlar. Tabii ki de eğitimin bir sınır noktası yok. En iyisi diyemeyiz. Her zaman daha iyisi vardır. Ama İstanbul Aydın Üniversitesi hiç azımsanmayacak kadar iyi bir eğitim veriyor. Biz hukuk fakültesi olarak, hukuk kulübü, yani hukuk kulübü olarak verilen eğitimden, yani bir hukukçu yetiştirebiliyorlar veya biz kendimizi hukukçu olarak görebiliyoruz diyebiliyoruz. Tabii ki eksik yanları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Fakat şu an gördüğümüz Mustafa Bey kızmasın var. Eksiklerden bahsedince. Şöyle, aslında eğitim mantığımızla ilgili eksikler var. Ben onlara değinmek istiyorum. Lütfen isterseniz notlarınız var gördüğüm evet. Kadarıyla. Bir bir başlayalım. Tamam. Mesleki sorunlardan isterseniz evet. Başlayalım ya da eğitim sürecindeki sorunlardan evet, evet. Başlayalım. Nasıl istiyorsanız o şekilde başlayalım. Evet, ya şimdi şöyle, yani hukuk fakültesi bildiğiniz üzere 4 yıl eğitimin olduğu, 1 yılda stajın yapıldı. 6 ay adliye, 6 ay avukat yanında olmak üzere yapılan bir eğitimin sonucunda size avukatlık ruhsatı veriliyor ve bunun üzerine siz bir adalet bekçisi oluyorsunuz. Tabiri caizse. Tabii sadece avukatlık değil, hakimlik, savcılık sınavları da var. Tabii yeni getirilen düzenlemeyle birlikte 4 yıl sonra hukuk fakültesinin mezun olan arkadaşlar bir sınava tabi olacaklar. Bu sınavdan sonra avukat olma hakkına sahip olacaklar. Ardından hakim savcılık sınavına girip ardından da hakim savcı olabilecekler. Yani yeterlilik sınavı mı diyelim buna? Diyebiliriz. Evet. Hatta birçok meslek üstadlarımız bu sınavı bizzat şu anda ruhsatı olan avukatlara da yapılmasını istiyorlar. Çok doğru. Tabii onlar daha doğrusunu bilirler. Biz daha öğrenciyiz. Bu konu hakkında bir fikrimiz, beyanımız olamaz. Fakülteyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Fakültede verilen eğitim bir akademisyen yetiştirmeye yönelik bir eğitimdir. Bu bütün fakülteler için geçerlidir. Hukuk fakültesinde de durum bu. Fakat biz sadece akademisyen olmuyoruz. Biz avukat oluyoruz, hakim oluyoruz, savcı oluyoruz. Yani demem o ki uygulamaya yönelik derslerin, içeriklerin daha fazla arttırılması gerekiyor. Belki de en önemli problemlerden biri bu. Ben şu anda bir avukatın yanında çalışan bir öğrenciyim. Daha doğrusu staj yapıyoruz. Biz okulumuzun başka okullarda var mı bilmiyorum ama bizim okulda öğrencilik döneminde mecburi staj var 3 dönem boyunca. Yani yerinde uygulama. Evet. Yani yerinde uygulama olarak geçiyor. Aslında şu şekilde, bu okulun yurt dışından aldığı bir uygulama. Şu şekilde yapıyorsunuz. Sizin kendi meslek dalınıza göre bütün bölümler için geçerli, yalnızca hukuk için değil. Üniversitemiz çok güzel bir uygulama yapmış ve şunu söylüyor. Bizi adliyelere yerleştiriyorlar. Ya da işte hukuk fakülteleri, nerede adliye varsa, ya iki kere büroda ya da bir kere adliyede. Ya da iki kere adliyede, bir kere büroda olmak üzere, bir hukuk bürosunda olmak üzere biz bir yerinde uygulama yapıyoruz. Ve bu yerinde uygulamayla beraber aslında bizim pratikte elde etmemiz gereken şeyleri okul bize sağlıyor. Onun için böyle güzel evet. Bir uygulaması da var yani. Evet. Gerçekten güzel bir tespit. Müfredata koymaları ve bütün bölümlere bunu uygulamaları evet. Ülkenin aslında insan yetiştirmekteki eksiğini kavramışlar ve bu konuyla ilgili ciddi bir adım atmışlar. Buradan tüm yönetimi ve kurucuyu
ben kutluyorum. Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. İşte başta bahsettiğim gibi okul eğitime farklı açıdan yaklaşıyor. Yerinde uygulamayı mecburi hale getirmesinin de sebebi bu. Ve yaz okulunda da isterseniz alabilirsiniz sıfır kredi. Evet. Ve ayrıca da bunun üstüne de biz ekstra kulüp olarak bir ders veyahut bir eğitimin fakülteye kazandırılmasını istiyoruz. Evet. Bunun içeriği hukuki dilekçe. Ve şimdi şöyle Harun Bey, bir dilekçe yazmışsınızdır muhakkak hayatınızda. Ama hukuki dilekçelerin önemli noktaları var. Bazı yerlerin altı çizilmeli, bazı yerler kalın harfle yazılmalı, bazı yerler belki tamamen büyük harfle yazılmalı. Bu tarz dilekçeler yazabiliyorsunuz. Şimdi bize fakültede böyle bir eğitim verilmiyor şu anda. Dilekçe ile ilgili tabii ki de eğitimler var ama bizzat uygulamaya yönelik, örnekler verilerek verilen bir hukuki dilekçe içeriği yok. Veyahut seçmeli olarak var. Ve UYAP. UYAP şu anda bütün avukatların kullandığı bir sistem. Bu sistem üzerinden biz dilekçelerimizi artık e-dilekçe olarak yollayabiliyoruz, taleplerimizi yollayabiliyoruz avukatlar. Her avukat ruhsatını aldıktan sonra ilgili bulunduğu şehirdeki bürodan UYAP şifresini veyahut UYAP USB'sini alıp e-imzasını oluşturup daha doğrusu UYAP üzerinden taleplerini yapabiliyor. Ama dediğim gibi yine fakültede bununla ilgili bir eğitim yok. Sözleşme yazma. Sözleşme yazma şu açıdan çok önemli. Şimdi sözleşme adı üstünde sözde olan bir şey. Sözde olarak da bir kişiyle sözleşmeyi yapabilirsiniz. Fakat tabii ki de yazılı hale getirilmesinin sebebi bir delil niteliğinin oluşturulması. Bununla ilgili de uygulama yönelik bir yine eğitim yok. Tabii ki de sözleşme yazmayı öğreniyoruz. Fakat uygulamaya yönelik yeterli değil. Microsoft Office ve 10 parmak. Aslında Adalet Meslek Yüksekokulu'nda bu ders var, 10 parmak dersi var. Ben önemli buluyorum. Artık kimse elle veyahut kalemle dilekçe yazmıyor veyahut talep oluşturmuyor. Artık Microsoft Office'i kullanıyoruz ve hız bizim için önemli, zaman bizim için çok önemli. 10 parmak da bu noktada bence çok çok önemli. Buna ek olarak da hızlı okuma. Bence hızlı okuma da önemli. Zaten sizin kitaplara öneminizi biliyoruz. Kitap okumayla veyahut tekniklerle hızlı okumayı ve hızlı yazmayı, güzel yazmayı, güzel imza atmayı muhakkak hukuk fakültesi öğrencisinin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve CV yazma artık bizim mesleğe direkt mezun olup üstad çırak ilişkisiyle işi öğrenmekten ziyade daha kurumsallaşan avukatlık büroları var, ortaklıklar var. Bundan dolayı onlar CV ile alım yapıyorlar ve CV'nin nasıl yazılması gerektiğini de bence muhakkak iyice öğrenmemiz gerekiyor. Ve diksiyon. Diksiyon çok önemli. Karşınızdaki hakime ne demek istediğinizi çok iyi anlatmanız gerekiyor. Aslında az çok eklemek istediğimiz, öğrenmek istediğimiz şeyler bunlar. İşin tekniğini. Uygulama yönelik hepsi gördüğünüz gibi. Muhakkak bunlarla ilgili zaten dekan hocamızla bu konuyu ben görüşmüştüm ortalama bir hafta önce. Kendisi de bunların büyük problem olduğunu, bunların muhakkak bir şekilde ders olarak veyahut eğitim olarak verilmesi gerektiğini söylediler. Dekan hocamız da çok anlayışlıdır keza. İyi, çok güzel fikirlere saygı duyarak evet, dinliyor. Evet. Bu hakikaten evet, çok güzel bir konu. Keşke şöyle bir şey olsa, bir hayal. Her evet, üniversitenin hukuk fakültesinin bir ücretsiz vatandaş için danışma hattı olsa. Aslında böyle bir proje var. Vallahi çok, ben üniversitedeyken hep böyle öneri sundum özellikle evet, biz iç mimarlık okurken. Dedim ki biz iç mimarlık öğrencileri olarak bir ekip oluşturalım. Bize işte evini tasarlatmak isteyen ya da iş yerini tasarlatmak isteyen ulaşsın. Hem bizim için pratik olur, hem biz gerçek müşteriyle temas kurmuş oluruz. Evet. İsteklerini ve arzularını nasıl yöneteceğimizi öğreniriz dedim. Tabii çok müfredat odaklı bir ülke olduğumuz için arkadaşlar, dünyanın yazılı kağıt üzerinde en iyi eğitim sistemi bizde, biliyor musunuz? Yazılı kağıt üzerindeki en iyi eğitim sistemi bizde. O kadar çok konuyla ilgili, o kadar çok yazılı küman envanter var ki aklınız hayaliniz şaşar. Evet. En azı da Kanada
Yani okuduğunuzda hiçbir şey anlamazsınız ama şu anda Kanada'nın eğitim sistemi dünyada bir numara. Biz pratikte yerle bir ama yazılıda, mevzuatta üstümüze yok. Evet. O durumdayız. Çok önemli bir konu. Yani ben olsam bir vatandaş olarak hem öğrencilere pratik olur, hem vatandaşın derdi dinlenmiş olur. Bugün bir avukatın kapısını çalsanız hoş geldin demesi 2000 liradan başlıyor. Evet, Harun Bey. Aslında burada Ufuk Aydın hocamız var. Evet. Kendisi iş hukuku üzerine bir uzman ve eskiden de yanlış değilsem Anadolu Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin dekanlığını yürütmüş bir hocamız. Kendisinin hukuk kliniği diye bir projesi var. Bu dünyada da zaten uygulanan bir proje. Kendisi bunun üzerine eğitim de almış birisi. Şimdi aslında işin özünde diş hekimliği fakülteleri bunu yapıyor. Gidiyorsunuz, öğrenciler sizi, dişlerinizi kontrol ediyor. Ben dişimi bir öğrenciye yaptırdım. Evet, aynı şekilde bunu öncelikle okul içinde yabancı öğrenciler ve çalışanlara yönelik bir klinik kurmayı düşünüyor Ufuk hocamız. Hukuk kulübüyle işbirliği halinde. Çok iyi. Biz de şu an burada açıklayacağım ve zaten sıradaki konum hukuk departmanlarını kuracağız hukuk kulübü olarak. Daha hocamızla birebir bu hukuk departmanını ilgili bir şekilde ayrıntılı bir şekilde görüşmedik. Şimdi bu hukuk departmanları Harun Bey aslında hani yayın öncesinde de konuşmuştuk. Yeterlilik yani uygulamaya yönelik veyahut kendini geliştirmiş elemanın yetersizliğinden bahsetmiştiniz. Biz aslında yüksek lisansı veyahut hukuk alanları var. Bu hukuk alanlarından hangisine ilgisinin olduğunu öğrencinin fakültede belirlemesi için böyle bir proje öne sürüyoruz. Bu departmanlar her hukuk alanı üzerine kurulabilecek. En az 5, en fazla 10 öğrenciden oluşacak. Örneğin iş hukuku üzerine bir departman olacak. Bu iş hukuku departmanı bizim Hukuk Kulübü dergimiz var. Branşlaştırıyorsunuz yani. Evet. Alan branşlaştırıyorsunuz. ARGE. Çok fakülte, iyi. Ders gibi çok düşünelim. Bizim hakikaten gördüğümüz ders gibi. Hani mühendislikler ARGE gibi. Aynen böyle. Evet. Branş. Evet. Hani bir konuyla ilgili bir şey soracaksan, ticaret hukukuysa ticaretçiye, cezaysa cezacıya gideceksin. Evet. Müthiş, harika. Evet. Bu hukuk departmanları ARGE'sini yapacak bu alanların. Evet. Ve hukuk kliniği ile bağlantılı şekilde çalışacak. İş hukuku ile ilgili bir dava geldiği zaman o hukuk departmanı, iş hukuku departmanı kendisi bu konu üzerine araştırmalarını yapacak. Zaten hukuk kliniğinin özelinde de şu var. Gelen kişi, yani müvekkil diyelim, problemini anlatacak öğrenciye. Öğrenci o problemi alacak, kendi araştırmalarını yapacak. O araştırmalardan sonra hocasına gidecek. İş hukuku üzerinde diyelim bir dava. İş hukuku hocasının yanına gidip hocam bizim araştırmalarımızın sonucu bu. Sizin katkılarınız veyahut bizim burada gördüğümüz şeylerin yanlışını bize düzeltin ve bir reçete haline bunu getirip müvekkile geri verilecek. İşte o araştırma bölümünde hukuk departmanı çalışacak ve bu şekilde de bir kişi değil birçok kişi aynı anda ve o konu üzerine zaten alanlaşmış, branşlaşmış öğrenciler bu davayla veyahut problemle ilgilenecek. Bu şekilde daha nitelikli, kendine mesleğe daha hazır bireyler yetişecek. Bunu tabii ki de kulüp, 2014'te kurulmuş bir kulüp, birçok faaliyetler, birçok projeler ilk yıldan, ilk aydan, ilk günden yapılamayabilir. Biz bu pandemi döneminde, zor dönemde bu projenin temellerini atacağız. Bizden sonraki yönetimler, başkanlar muhakkak bunun devamını getireceklerdir. Zaten iş tüzüğümüzde bu departmana yer vereceğiz. Bizden sonraki yönetimler, başkanlar muhakkak bu departmanı eğer biz bu yıl tamamlayamazsak seneye veyahut bir sonraki seneler devam ettireceklerdir. Tabii sadece uygulamaya yönelik veyahut adı hukuk olduğu için bu kulübün tek faaliyeti bu tarz etkinlikler değil. Tabii ki de seminerler, konferanslar, farklı farklı eğitimler, dil üzerine veyahut eğitimler üzerine biz çalışmalar yapabiliyoruz. İşbirlikleri. Hiç eğlenmiyor musunuz? Eğlenmeye de muhakkak. Geçen yıl kendi içerisinde gezileri oluyor. Evet, muhakkak geziler de oluyor, olmalı. Hukuk hayatın içinde olan bir, yaşayan bir varlık. Aynı şekilde hukuk kulübü de bizzat o hayatın içinde olmalı ve öğrencinin
platformu olmalı. Nasıl ki siz bugün çok güzel bir platform oluşturmuşsunuz, her öğrenci gelip burada söz hakkı alabiliyor. Biz de aslında fakültemizde, üniversitemizdeki her öğrencinin yapmak istediklerine cevap olmak, söylemek istediklerine mikrofon olmaya çalışıyoruz. Tabii ne kadarını yapabiliyoruz bunu bilemeyiz. Elden ne kadar gelirse. Evet, muhakkak. Şimdi tabii geziler yapıyoruz. Bu sene dergi de çıkarmayı düşünüyoruz. Önceden yapılmış bir dönem bırakılmış ama bu sene dergiler de çıkarılacak. O derginin ismi Hukuk Kulübü Dergisi olmayacak. Sadece altında yazacak, farklı bir isim olacak. Bunda da sebep şu, Hukuk Kulübü Dergisi dersek sadece hukukçular alır. Ve içeriği de sadece hukuk olur. Sadece içeriği hukuk olmayacak, şiir de olacak. Kitaplar hakkında yorumlar da olabilir veyahut filmler hakkında yorumlar da olabilir. Ve aynı şekilde her sene sonunda son sayımıza mezunlar yazacaklar. Kendi hatıralarını, kendi anılarını, fakülteyle ilgili, okulla ilgili düşüncelerini yazacaklar. Hem bir miras bırakacaklar. Belki yıllar sonra o dergiyi açıp neler yaşadıklarını hatırlarlar. Tabii burada birçok notlar ben hazırlamıştım. Yapmayı planladığımız şeyler. Münazara yapmayı düşünüyoruz online. Münazara önemli, bir hukuk fakültesi öğrencisinin münazara yeteneğinin olması gerekir. Bilgi yarışması, tabii genel kültür üzerine. Daha doğrusu hukukla genel kültürün birleştiği noktalar daha çok. Az önce bahsettiğim gibi dergi, bu yıla özel e-dergi olacak. Yani internet üzerinden çıkaracağız. Geçen yıl Harun Bey Şanlıurfa'nın İkizce Köyü'ne bir okul yaptık. Okulun kütüphanesini yaptık. Okul da yeni yapılmıştı bu arada. Çok güzel oldu o kütüphane. Eğitimde eşitlik projesi aslında üst başlığı bu. Kütüphanenin de ismi geçen yıl yönetimimizde bulunan Merve arkadaşımızın şehit abisi, şehit polis memuru Anıl Kağan Aybek Allah rahmet kütüphanesi. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Cennet olsun. Biz elimizden geldiğince ismini yaşatmaya çalıştık. Sosyal sorumluluk projeleri de yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Tabii. Bu sene de yapacağız. Şimdi tabii. Devam bu sene planda ne var? Bu sene planda şu var. Şehit çocuklarıyla ilgili bir kütüphane yapmak istiyoruz. Tabii bu da olabilir veyahut yatılı bölge okulları var. Çocuklar şu anda pandemiden dolayı içerideler. Çok da çıkamıyorlar ve bol bol kitap okuyorlar duyduğumuza göre. Bizde bir sürü. Evet. Askıda kitap sürekli gönderiyoruz. Evet. Evet, çeşit çeşit kitaplarımız var arkadaşlar. Kitap, Kafka var, kariyer kitapları var, Sabahattin Ali var. Evet. Kişisel gelişim kitapları var, Osmanlı tarihi var, Türk tarihi var, dünya klasikleri var. Yok, yeter ki okuyun. Yeter ki okuyun, yeter ki isteyin. Evet. Biz hazırız burada yani. Harun Bey, geçen yıl biz o köy okuluna Enes Kırmızı arkadaşımla gitmiştik. Bir ön hazırlık için gitmiştik. Okula girdiğimiz zaman her yerde böyle A4 kağıtlarına notlar hazırlamış öğrenciler, öğretmenler. Ve bir yerde yazıyordu, işte kitabı olmayanın umudu olmaz diye, ve kütüphaneleri yoktu. Evet. Bu bizi çok etkilemişti. Yani biz oraya gittiğimizde, bizzat Bengi de vardı zaten, ben o dönem başkan yardımcılığını yürütüyordum yanlış değilsem. Bengi de yönetimdeydi, başkanımızla birlikte, geçen yılki başkanımızla birlikte. Tabii şimdi Harun Bey, kütüphane yapmanın bir maliyeti var. Bu maliyet bir şekilde sağ olsun hayırseverler, okulumuzdaki öğrencilerin birlik halinde biz o projeyi yaptık, doğru. Fakat biz şöyle düşündük, aslında yayın öncesinde biraz sizin kitap projesinin nasıl işlediğini de anlatmıştınız. İşte fotoğraf attığınızı söylemiştiniz bağışçılara. Şimdi bizde de şöyle bir durum vardı. Biz dedik ki tamam, bu öğrencilere kitabı yollarız, rafı da yollarız, masayı da yollarız, kurarlar. Ama biz dedik ki gidelim, bizzat orada olalım ve beraber o açılışı yapalım, beraber bir gün geçirelim. Belki onların gelecekte olmak istedikleri mesleğe bir virgül koyalım, bir göz kırpalım. Çok çok özür dilerim sözünüzü kestim. Estağfurullah. O çok, o kadar önemli, o kadar kıymetli bir şey ki, o okuldaki birçok öğrencinin o anda, o saniyede, o dakikada beyninde bir imge olarak ideal oluyorsunuz. Ve bir anda kendini sizin yerinize koyuyor. Evet. Ve o gün belki avukat olmak isteyen
onlarca öğrenci olmuştur. Evet. Belki o gün sizin gibi olmak isteyen ve hedefine ulaşabilmek için, sizin gibi olabilmek için çok çalışması gerektiğini o gün karar alan belki onlarca öğrenci vardır. Sizin göremediğiniz satır aralarında, duygu kenarlarında, her nefeste, her göz kırpmada o kadar çok alınan karar vardır ki sizin, evet, oraya vardığınızda. Evet. Bunu yıllar yıllar sonra fark edersiniz. Belki siz fark etmezsiniz ama nasıl yüreklere, nasıl kalplere dokunduğunuzu anlatamam size ya. Müthiş, evet, o. Yani bizim okulumuza gelen böyle farklı şeylerle, ben ilkokuldan kendi zamanımdan hatırlıyorum. Bizim için o kadar farklı, o kadar özel, o kadar tatlı geliyordu ki anlatamam. Ben aşı vuran, bana aşı vuran hemşireyi gördüm. Sağlık meslek lisesi okumaya o gün karar verdim. Aşının vurulduğu gün. Evet. Tabii. Gerçekten. Tabii tabii. O gün karar verdim mesela. Sadece o işini yapmaya geldi oraya. Aşı vurmak için geldi ama benim dünyamda yer etti ve ben sağlık meslek lisesini kazandım, okudum. Evet. Daha sonra mesela iç mimarlık olma serüvenim. Hı. Uzun benim serüvenleri, siz anladın. Ama demek istediğim şey, evet, o anda yüzlerce belki kalbe dokundunuz. Birilerinin tabii hayatlarına, çok özür dilerim, sözümü bölüyorum. Ben duygusal anlamda biraz bahsetmek istiyorum o projeden. Lütfen. Ben oraya gittiğimiz zaman İbo ve işte sağ olsun birçok insanın, hani kulübe gerçekten değer veren birçok insanın çok fazla emeği var. Hayırseverler de teşekkür ediyoruz hepsine buradan. Çünkü oradaki çocukların hayatlarına dokunduk. Orada minik bir kız çocuğu vardı, Rojin. O kadar tatlı bir kızdı ki ve şey, hani bu biraz beni üzüyor bunu bahsederken, ayağında ayakkabısı yoktu oraya gittiğimiz zaman. Yani böyle zor şartlarda ve zor durumlarda olan insanların hayatlarına dokunuyorsunuz ve sizin de dediğiniz gibi bence bu biraz kelebek etkisi. Siz böyle davrandığınız zaman ya da onların hayatlarına dokunduğunuz zaman ileride onlar da başkaları için bunu yapmak isteyecekler. Çünkü onların da hayatlarına biz dokunduk. Bir şekilde mesela sadece bir kitap göndererek bile, şu yani sizin de projenizden keza bahsediyorum. Bunu yaparak bile aslında siz çok fazla şeyi değiştiriyorsunuz. Ve insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. O açıdan çok kıymetli ve değerliydi. Ben giderken ağladım hatta. Ayrılırken onlardan ağladım. Evet, şu anda sesiniz zordu, titredi, gözleriniz buğulandı. Hemen sözü sizden alalım. Aslında şöyle, Bengi güzel bir konuya değindi. Biz önce oraya gittiğimiz zaman tabii durumun vahametini az çok anladık. Ben projeye başlarken dedim ki, yani bir çocuk ayakkabısız büyür ama kitapsız büyümesin dedim. Fakat sonra oradaki durumu görünce biz bazı derneklerle işbirliği haline girip mutluluk giysin çocuklar diye galiba bir kuruluş vardı. Onların işbirliğiyle o çocuklara ayakkabı, bot, mont, bazı kıyafetler de sağladık. Tabii artık o noktadan sonra proje biraz daha genişledi ve yan tarafa da, yani bir sınıf, bir boş alanları daha vardı. Oraya da dram odası yapmak istiyorlardı. Bir bağışçı bularak da oraya projeksiyon perdesi ve projeksiyon sağladık, makinesini sağladık. Ve şöyle söylediler, hani şimdi fen dersi de var. Fen dersi de var ve fen dersini işleyebilecekleri bir alan yok. Yani hiç olmazsa bir projeksiyon olursa, hani orada bilgisayarı bağlayıp hocalar bir şeyler öğretebilir diye düşünüyorlardı. Doğru diyorsunuz. Evet. Biz her akşam kitap dağıtıyoruz ya, yine dağıtma saatimiz geldi. Evet. Telefonlarımız çalıyor. Aynen. Bir de kitaptan belki bahsedince duygular kabardı galiba. Evet. Aslında açabilirdik, sizi bölmek istemedim. Ya şey çok önemli. Hani bir şeyler yapmak, insana dokunmak o kadar çok kıymetli, o kadar çok değerli ki. Yine öğrencilik dönemimde bir firmayla, ayakkabı üreticisi bir firmayla anlaşmıştım ben. Onları sponsor etmiştim. Takdir, teşekkür alan, önce takdirle başladık. İşte bir pilot köy seçiyorduk. Orada takdir alan ne kadar öğrenci varsa hepsine ayakkabı hediye ediyorduk. Evet. Numaralarını bize gönderiyordu Milli Eğitim. Ayakkabı, evet, hediye ediyorduk. Sonra buna şey de ekledik, teşekkür alanları da ekledik. Ve dolayısıyla durumu iyi olsun kötü olsun, takdir ve teşekkür alabilmek için, ayakkabı alabilmek için o kadar bir gayret oluştu ki, hiç unutmuyorum. Ben ayakkabı hediye ettiğim çocuğun bir tanesi inşaat mühendisi olmuş. Benim bir projem vesilesiyle gitmek zorunda kaldık yanına. Gittik. İşte çay, kahve,
ilgi, hürmet, o kadar böyle mutlu oldu ki ben gelince. Evet. Sonra işte o hatırasını falan anlattı. Fotokopimizi biz oturduk. Normalde bizim yapmamız gereken işlerdi. Sağ olsun fotokopimizi çekti, bütün işlerimizi yaptı, her şeyimizi halletti. Kapıya kadar da bizi uğurladı. İnsan için yetiyor bunlar. Hani daha evet. fazlasına gerek yok. Tabii, tabii. Belki para kazanabilirsin, çok zengin olabilirsin ama şöyle anlatacak bir tane hikayen yoksa, anlatacak bir tane anekdotun yoksa boş ver, boş yaşamışsın. Şimdi Harun Bey, biz fakülteden şöyle bazı arkadaşlar şöyle bir şey söylüyor. Buradan da bir mesaj olsun sizin aracılığınızla. Evet. Tabii hukuk kulübünün faaliyetlerine katılmalarını istiyoruz. Tabii ki de muhakkak katılan, ilgi gösteren büyük bir çoğunluk var. Örneğin geçen yıl 400'ü aşkın üyemiz vardı. O süper. Ki toplamda 4 sınıfı da birleştirdiğimiz zaman 1200-1300 öğrenci vardır herhalde. Evet. Bu çoğunluk tabii bu arada... Üniversitedeki en fazla üyesi olan kulüp bizdik geçen yıl. Şimdi bu çoğunluğun biz birçoğunu faaliyetlere sürükleyemiyoruz veyahut bazı arkadaşlarımız ya hukuk kulübü tam olarak ne yapıyor anlayamayabiliyorlar. Aslında biz o projeye bir otobüs kaldırdık İstanbul'dan. 20 kişi götürebilirdik ve bütün fakülteye bu projeyi duyurduk. Dedik ki maddi yardım yapmak zorunda değilsiniz. Gelin bizde. Gidelim o çocuklarla tanışalım. Birinin elinden tut. Evet, gelen kişi sayısı 9'du. Yani bizim yönetimde dahil olmak üzere. Doğru diyorsun. Yani bizim dışımızdan ki bizim yakın arkadaşlarımız geldi bizle. Yani onlar dışında belki 1-2 kişi. Hatta bizim okul dışından arkadaşlarımız gelip orada bir ağaç çizdiler mesela. Yaprağı olmayan bir ağaç çizdik biz. Çünkü bizim için bu işin takibi de önemli. Biz kütüphaneyi yaptık, bıraktık. Eyvallah yok. Biz o işi takip edeceğiz dedik. Bu çocuklar kitap okuyor mu hocam? Takip eden. Hatta geçenlerde hocamızla da görüştük. İkizce İlköğretim Okulu'nun müdürüyle Vehbi Uzun'da. Buradan da selam söyleyelim. Buradan da çok çok selamlar. Öğrencilere de çok çok selamlar. Evet. Muhakkak haberleri vardı. Onlar da izliyorlardır. Vehbi hocama hani tabii şu an pandemiden dolayı maalesef kütüphaneleri yasak ama biz dedik ki hocam biz buraya bir ağaç çizeceğiz. Yaprağı olmayacak. Öğrenciler bir yeşil kartona veyahut kağıda her okuduğu kitabın adını, o kitapla ilgili notunu ve kendi ismini, soy ismini yazsın. Bu ağacın dallarına yapıştırsın. Biz bir yıl sonra geldiğimizde, çünkü ziyarete geleceğiz dedik, söz de verdik. Dedik ki geldiğimizde ağaç ne kadar yaşarmış görelim dedik. Çok güzel bir maalesef pandemiden dolayı gidemedik. Yani o arkadaşlar da tabii özellikle köyün muhtarı biz gittiğimiz zaman kurban kesti. Yani çok güzel ya, çok harika. Güzel bir açılış oldu. Sayın kaymakamımız geldi. EYB'ye kaymakamı, ilçe, Milli Eğitim Müdürleri, gerekli bürokrasiler, bürokratlar bizi yalnız bırakmadılar orada. Ve sağ olsun yani muhtarımız da bir kurban kesip pilav yapmış. Çok da güzeldi. Ben zaten aslında Şanlıurfalı olduğum için bizde Halil İbrahim sofrası vardır. Evet. Soframız hem geniştir hem bereketlidir hem de herkese açıktır ama evet. Bir de tabii madalyonun diğer tarafı var. Tamam biz oradaki öğrencilerle tanışalım dedik ama ben İstanbul'dan gelen arkadaşlara da oradaki eğitimin durumunu göstermek istedim. Başta da bahsettiğim gibi eğitimde eşitlik projesiydi bu. Siz Urfa'da köy okulunda bir çocuğa verdiğiniz eğitimle İstanbul'daki bir ilkokul öğrencisine verdiğiniz eğitim arasında fark var. Bu fark şurada ortaya çıkıyor. Birlikte girdikleri sınavda ortaya çıkıyor. Biz işte burada diyoruz ki ihtiyaç orada ve bu eğitimdeki eşitsizliği biz çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii bu projede ne oldu? İstanbul'dan gelen arkadaşlar anlatımla değil, gözleriyle bizzat gördüler oradaki eğitimin durumunu ve aynı şekilde de bunu bir farkındalık yaratarak insanlara duyurduk. Aslında bir yüz daha var. O köyde yaşayan ailelere, çocuklarına ilgi göstermeleri üzerine de bir aslında farkındalık oluştu. Değer vermeleri. Değer vermek üzerine. Ya İstanbul'dan çünkü... değer verdiniz, kalktınız, evet, kitap getirdiniz, evet. Oraya hep beraber arabayla geldiniz. Evet. Sırf onların çocukları için ve bunu karşılıksız yapmanız zaten çok kıymetli ve çok değerli. Evet.
Yoksa sizin bir borcunuz mu var oraya? Evet. Yok, hiçbir borcunuz yok. Bizim aslında işin özünde Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuz var. Evet, çok biz doğru söylüyorsun. Onun borcu üzerine gittik oraya ve birçok arkadaşa da aslında bunu aşılamak istedik orada. Bir Atatürk köşesi de yaptık. Şehidimiz için de bir köşe yaptık. Kısaca hatırasını yazdık. Hem bu vatanı, hem bu vatanda, hem o okulda, köyde okuyabilmelerinin çok da kolay olmadığını, yani o süreçlere bu ülkenin gelmesinin çok da kolay olmadığını aslında görmelerini istedik ki onlar durmasınlar, çalışsınlar, okusunlar. Kütüphane özelinde bizim hareket etmemizin sebebi de bu. Bir kitabı olmayanın gerçekten umudu olmaz diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Hakikaten ben sizi konuk ettim buraya. Evet. Böyle sıradan bir kulüp zannediyordum. Sizin ruhunuz varmış, sizin kalbiniz varmış, sizin yüreğiniz varmış. Evet. Bu beni çok çok daha mutlu etti. Evet. Hadi kendimden bir şeyler buldum sizde. Çünkü benzer şeyleri üniversitedeyken ben de yaptım. Evet. Ve dolayısıyla beni de çok mutlu etti, beni de çok duygulandırdı. Yani zamanı boşa harcamamak lazım. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Dünyada iki tip insan var. Olsacılar ve rağmenciler. Olsacılar sürekli o olsaydı bu olurdu, şu olsaydı şöyle olurdu, şuradan gelirdi buradan giderdi ama hep konuşur. Ortada hiçbir şey yok. Ama rağmenciler vardır. Her şeye rağmen çalışır, her evet. şeye rağmen üretir, her şeye rağmen mücadele eder, her evet. şeye rağmen hayatta kalır. Evet. Sizler de bence birer rağmensiniz, rağmencisiniz. Evet, çok teşekkür ederiz. Her şeye rağmen mücadele etmişsiniz. Çünkü ederiz. Sizin akranlarınız kafelerde cappuccino'sunu yudumlayıp onun bunun goygoyunu yaparken, evet. dedikodusunu yaparken onun storiesini gördün mü, bunun storiesini böyle gördün mü diye konuşurken evet. siz mezun olduğunuzda anlatacak birçok hikayeniz olacak. Evet. Siz mezun olduğunuzda arkadığınızda bırakacak birçok eseriniz olacak. Değeriniz olacak. Dokunduğunuz kalpler ve eller olacak. En değerlisi de bu aslında. Kesinlikle. Ve çok güzel bir iş yapmışsınız. Çok değerli bir iş yapmışsınız. Evet. Ben sizi yürekten kutluyorum. Ve Üniversite TV'nin kapısı size zaman, süre, dakika ve saniye sınırı olmaksızın sonuna kadar açık. Çok teşekkür ederim. Ne zaman, ne isterseniz, ne yapmak isterseniz hepsini gelip burada yapabilirsiniz. Bundan hiç, evet. hiç şüpheniz de olmasın, hiç kaygınız da olmasın. Çok mutlu oldum. Yavaş yavaş toparlayalım. Yavaş yavaş. Ben kısaca söz verdiğinden evet. dolayı stajyer avukatlarla ilgili evet. bir iki cümle söylemem gerekli. Yok, daha var bir 7-8 dakikamız daha Tamamdır. Var. Tamamdır. Ben hızlıca şuradan başlayayım. Şimdi biz dediğim gibi yani aslında başta da anlattım. 6 ay staj, 6 ay adliyede 6 ayda avukat yanında evet. staj yapıyoruz. Evet. Fakat aslında 1 yıl olarak görülüyor ama 1,5 yıl. Çünkü 2,5 ay en az İstanbul'da olan avukatlar için söylüyorum. 2,5 ay ruhsat bekliyorsunuz. 1,5 ay da şeyde kalıyor, askıda kalıyor. Şimdi bir kere yanında staj yaptığınız bazı avukatlar sizi rakip olarak görebiliyor. Yani rakip olarak gördüğünden dolayı da avukatla temas ettirmiyor. Yani aslında müşteri değil de biz müvekkil kelimesini kullanıyoruz. Evet. Siz, evet. Müvekkille şimdi temas mesela staj yerini seven veyahut beğenen bir stajyer avukata sorduğunuz zaman İşte neden beğeniyorsun diye sorduğun zaman diyor ki bana dilekçe yazdırıyorlar. İşte icra dairelerini biliyorum, icrayı biliyorum, iş mahkemelerini biliyorum. Doğru, uygulamaya yönelik her şeyi biliyor. Fakat işin geleceği yani müvekkilin nasıl bağlanacağını bilmiyor. Ve avukat yani yanında çalıştırdığı stajyer avukata bunu çok fazla öğretmiyor. Yani tabii oran vermek çok doğru temasını mu? Temasını kısa tutuyor. %90 kimse, hiçbir avukat kendi stajyerine bu eğitimi göstermiyor veyahut o an orada o olmuyor. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki müvekkile diyor ki eğer diyelim ki müvekkil uzak bir yerde Sapanca'da. Sapanca'ya stajyerini yolluyor. Diyor ki 200 liraya gelirim diyor avukat. Diyor ki 200 liraya gelirim. Ayda diyelim 10 tane böyle müvekkile gitse 2000 lira. Stajyere verdiği ücret 1000 lira. Stajyerin kartını kullanıyor.
İstanbul kartını kullanıyor. Kendi arabasını yormuyor. 1000 lira stajyerine veriyor. 1000 lira da cebinde kalıyor ve her şeyden önce zamanını kaybetmiyor. Ve yani stajyer avukat üzerinden para kazanıyor ama stajyerine yeterli miktarda ücret vermiyor. Bu işin aslında diyeceksiniz ki ya bunun yönetmeliği, siz hukukçusunuz, bunun yönetmeliği yok mu? Aslında Adalet Bakanlığı'nın tebliğinde şöyle yazıyor. Diyor ki ikinci 6 ayda sigortalı çalışabilir diyor. Ama halbuki iş kanununda yapılmalıdır diyor. Adalet Bakanlığı da yapılabilir dediğinden dolayı çoğu, yani zaten hiçbir avukat sigorta yapmıyor. Bundan dolayı aslında bir de şöyle bir durum var. Stajyer avukat başka bir yerde çalışması yasak. Biz öğrenciyken gider bir kafede çalışır, aylık 2300 lira kazanırız. Kendi giderlerimizi bir şekilde karşılarız. Fakat stajyer avukatın bunu yapması yasak. Yani aslında işin özünde bu durum şunu bize gösteriyor. Diyor ki sen diyor 1,5 yıl boyunca çalışacaksın, acıkacaksın ama sana para vermeyeceğiz. Ve gidip başka yerde de çalışmana da engeliz. Bunu yapmayacaksın. Tabii az önce bahsettiğim gibi müvekkil bağlamayı stajyer avukatlar öğrenemediği için mezun olduktan sonra bir işçi avukata dönüşüyorlar ve kurumsal firmalarda, kurumsal avukatlık bürolarında işçi avukat olarak çalışıyorlar. Ve bu aslında stajyerlik döneminde başlıyor. Özgüven gaspı diyebilir miyiz buna? Mükemmel bir mobbing. Yani mobbing ve özgüven evet. Gaspı bence. Evet. Ve o öğrencinin özgüvenini daha yola çıkmadan önünü kesiyor. Evet. Yani. Ve bu noktada çözüm noktasını ben size kısaca evet, söyleyeyim. Sorun bu, çözümü alalım. Evet. Aslında çözümün bir noktasından ziyade bir birimi var, barolar. Baroları bu noktada ben, biz stajyer avukatların birçoğuyla görüşüyorum. Kendileri baronun yeteri kadar kendilerini korumadığını, yeteri kadar üzerlerine düşünmediğini şimdi söylüyorlar. Baroyu da ikiye böldüler sanırım. Çoklu baro sistemine evet, geçildi. Çoklu baro sistemi de geldi. Evet. Şimdi rekabetten aslında biraz kalite duvar mı? Yani tabii şimdi umut ediyoruz. Bu konu çok yeni ve evet. Üstadların konuşması gereken evet. Bir konu. Tabii biz hukukçular kanun çıktıktan sonra yorum yapılmasını, yani yapılmalı, doğrusunu yanlışını bence üstadlar belirlesin evet. Ve tarih belirlesin bence. Evet, zaman gösterecek. Evet, ama muhakkak bir rekabet olacaktır. Şimdi baroların yetersiz buluyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi adliyelerde zaten avukatlar da çok önemsenmiyorlar ama stajyer avukatlar, hele hele stajyer avukat olduğunuzu hissettirdiğiniz noktada icra dairelerinde, adliyelerde hemen size karşı tavır değişiyor. Zaten avukatlara karşı da tavır çok iyi değil ama maalesef stajyer avukatlara karşı daha da kötü bir hale geliyor. Yani benim kısaca stajyer avukatlar hakkında şunu söylemem gerekir. Baroların bu işe bir el atması ve özellikle avukatların yakinen denetlenmesi gerekiyor. Tabii bu bütün avukatlar için geçerli değil. Çok büyük üstadlarımız var. Çok güzel işler yapanlar. Gerçekten hukuku savunanlar, adaleti savunanlar, usta çırak ilişkisini manevi olarak oluşturan çok değerli avukatlar var. Onları bu konudan uzak tutarak Tenzihen söylüyorum. Dediğim gibi benim az çok söyleyeceklerim stajyer avukatlarla ilgili bu. Ben kısaca teşekkürlerimi de iletip evet, lütfen. Bitireyim. Tabii öncelikle aileme teşekkür etmek isterim. En başta. Evet, her zaman için benim yanımda durdular. Aynı şekilde Bengi de, onun da ailesi her zaman yanında duran bir aile. Ona vereceğim daha vaktimiz öyle var. Öyle mi? Tamamdır. Tabii. O zaman ben kendi teşekkürlerimi evet, olur. Edeyim. Okulumuz Mütevelli Heyeti Başkanı Doçent Doktor Mustafa Aydın'a, çok değerli anne gibi gördüğümüz rektörümüz Profesör Doktor Yadigar İzmirli'ye, bütün okul yönetimine işin özünde, ki Yadigar İzmirli de bu arada hukukçudur kendisi ve bizimle çok değerli ilişkileri vardır. Aynı şekilde dekanımıza, fakülte dekanımıza Profesör Doktor Vahit Doğan'a, kulüp danışman hocamız Doktor Öğretim Üyesi Kemal Leyla Bingöl'e,
fakülte hocalarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bizi hukukçu hale getirenler onlar. Gecelerini gündüzlerini ediyorlar ve bir şekilde bizi hukukçu yapmaya hayat çalışıyorlar. Tabii ki de fakültedeki arkadaşlarımıza, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü ailesine ve tüm İstanbul Aydın Üniversitesi mensuplarına çok çok teşekkürler iletiyorum. Tabii ayrıca da size de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum Harun Bey. Neden? Çünkü yayın öncesinde de söyledim. Bu kanal benim anladığım kadarıyla projeler projesi. Proje üzerine çalışan öğrencilerin gelip burada projelerini daha fazla kitleye gösterebilecekleri bir alan ve bundan dolayı size, çok değerli mensuplarınıza, tüm İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, ya Hukuk Kulübü ailesi öğrencileri, tüm üniversite öğrencileri adına çok çok teşekkür ediyorum. Bizi de konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, rica ederim lütfen. Tabii ben son olarak birkaç şey eklemek istiyorum. Türkiye'de hukukçuların birçok alanda bazen son zamanlarda özellikle itibarını zedelenmeye çalıştığını görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Bir hukukçu olarak her zaman kendi haklarımızın sonuna kadar farkına varıp aslında ne kadar değerli bir şey savunduğumuzun, aslında ne kadar değerli şeyleri koruduğumuzun farkında olarak hareket etmemiz ve eğitim hayatımızda da bu şekilde kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Topluluklar ve kulüpler, yani ben şu an bir kulüp içerisinde bulunduğum için bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu fark ediyorum. Diğer öğrencilerden farklı olarak neleri gördüğümüzü ya da nelerin farkında olduğumuzu gördükçe mutlaka herkesin böyle bir topluluk içerisinde bulunan naçizane fikrim açıkçası öğrenciler için, bütün hukuk fakültesi öğrencileri için böyle bir alanın içerisinde bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kendi hakkımızı savunamazsak ya da biz kendi haklarımızın farkında olmazsak bize gelip benim hakkımı savun diyen insanların da hakkını savunamayız. Bunlar çok değerli şeyler. Bu açıdan eğitim hayatında ve öğretim hayatında bazı şeylere dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bütün hukuk kulübü bir aile benim gözümde. Onlar benim ailem. Onun için hepsine teşekkür ediyorum buradan, bütün yönetim kurulu üyelerine. Aynı zamanda okuluma teşekkür ediyorum. Çünkü bizi böyle bir noktaya, daha doğrusu bizi davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Buraya gelip bize konuşma hakkı tanınması durumunu yarattı. Orada aldığımız eğitimlerle şu an buradayız. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir alan yarattığınız için. Ve aileme, güzel anneme de teşekkür etmiş olayım. Ben tabii unutmadan tüm İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü yönetiminde bulunmuş tüm değerli arkadaşlarıma, geçmişte olan, ben 3 yıldır içindeyim, Emre Talip Yaz başkanımla bu yönetime girmiştim. Geçen yıl Furkan Yazgan başkanımızdı. 2 yılda ve 2014'te kurulan bir kulübüz. 2014'ten bu yana bu kulübü bu yerlere getiren tüm yöneticilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün onları temsilen buradaydık. İbrahim Halil Turan olarak değil, Bengi Başkılıç olarak değil, bizzat onları temsilen buradaydık ve üyelerimizi temsilen buradaydık. İnşallah onları düzgün bir şekilde temsil etmişizdir. Naçizane bir hatamız olduysa affola. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, değerli izleyenler, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü konuğumuzdu. Çok güzel bir program oldu. Ben umarım onlar için iyi bir ev sahibi oldum. Onlar çok iyi misafirlerdi. Yarın yine aynı saatte, aynı tarihte, aynı tarih olmaz tabii ki. Bir sonraki tarihte bir arada olmak umuduyla herkese iyi akşamlar.